Ne haber? İyi, sen? İyi, yani işte. Bu durumda ne kadar iyi olabilirse. Hangi durumda? Yapma lütfen. Neyi? Ne yaptım ya? İçimde bir boşluk duygusu var benim Mahu. Çok huzursuzum. Paylaşmak, dertleşmek istiyorum seninle. Hiçbir şey yokmuş. Her şey normalmiş gibi davranma. Lütfen. Ay ne kadar eminsin ya? Ne yaptım, neyi yaptım, nasıl davrandım? Benim adıma karar vermeyi bırak artık ne olur. Ayrıldık geçti bitti çoktan. 8 saat oldu neredeyse ayrılalı. Aş artık bunları çok rica ediyorum. Bak hem sürekli aynı ortamlarda olacağız. Lütfen yapma böyle. Devam edelim lütfen hayatlarımıza. Kesin ayrıldık yani öyle mi? Aa Metin ama konuştuk ya. Konuşmadık Ahu. Sen konuştun. İyi değilim dedin. Kendimle ilgili çözmem gereken meseleler var. Ciddi bir ilişkinin içinde olmaya hazır değilim dedin. Sen de alakası yok dedin. Üstüne alınma dedin. Yürü ben gittim. İyi ya işte her şeyi söylemişim. Aynen. Ben seni hak etmiyorum demedim bir tek. Bir onu unuttun yani. Bir o kaldı. Yoksa çarptın bütün klişeleri suratıma merak etme. Çektin gittin sonra da. Ay içim sıkılmaya başlıyor yalnız benim. Kızları patlıyor. Bak nostalji yapalım dedik. Tebeşirler bulundu. Yerleri çizdik falan. Çok tatlı bir ortam var. Alara'nın apartmanının önünde toplandı herkes. Bıraktım geldim konuşmak istiyorum dedin diye. Ne konuşacaksan konuş lütfen. Böyle yapma. Ortam depresifleşmesin. Lütfen. Okey. Okey. Okey yani tamam gitsen ben alıkoymayayım seni. Alıkoymayayım mı? Ne diyorsun sen ya? Bu nasıl bir gereksiz ciddiyet? Bu nasıl kinayeli bir konuşmadır ya? Alıkoymamak nedir Metin? Dil bilginle mi ezeceksin sen beni? Seçtiğin kelimeye bakar mısın Allah aşkına ya? Ya seçtiğim kelime ne önemi var Ahu? Çok önem var Metin. Olaylara yaklaşım biçimini anlatıyor senin bu seçtiğin kelimeler. Boğuyorsun insanı kelimelerinde. Hayat var ya, hayat var Metin. Şurada bak, şurada Ali Aralar'ın apartmanının önünde ya. İp atlıyoruz, YouTube'dan baktık, seksek öğrendik. Oğlanlar misket bulmuşlar terk edilmiş bakkaldan falan. 80'ler partisi veriyoruz. Gül oynaya takılıyor herkes. Kusura bakma Ahu. Ben senin gibi sorunların üstünü örtüm. Güle oynaya eski çocuk taklidi yapamayacağım apartman önlerinde. 70 sadece bir parti teması değil benim için Ahu. Misket atıp ip atlayıp yüzleşemezsiniz geçmişle. Eğlenceli taraflarını alıp geri kalanını paçavra gibi bir kenara atamazsınız geçmişin. Ay, sen ne kadar bayık bir insansın ya. Zor vallahi senin için. Bak ben sana söyleyeyim. Sen daha bu yaşta bu karanlık kafalarla takılırsan sonra çok zor senin için. Yalnız kalacaksın bak. Yalnız mı zaten? Hepimiz yalnızız Metin. Hepimiz yalnızız. Merak etme sen yalnız değilsin. Hepimiz yalnızız. Kibirli değiliz ama senin gibi. Hepimizin içinde var aynı o boşluk duygusu. Ama o boşluğun içinde boğulmaktansa 80'ler partisi veriyoruz biz. Tercih etmiyoruz o boşluğun içinde bokumuzu oynamayı. O kadar. Seni kadar önemsemiyoruz kendimize. Alıkoymamak nedir ya? Bu nasıl ukala kelime dağarcıdır ya? Dağarcık dedin ama bak sen de. Senden öğrendim ben bu lafları Metin. Dağarcık, kinaye. Hepsini senden öğrendim. Yoksa bunlar bende. Mutlu mesut büyüyordum ben. Seninle ilişkimiz sayesinde öğrendim. Senden geçti. Ve iyi de gelmedi. İstemiyorum. Üzgünüm. Kabul et artık. Ayrıldık. Bitti. Servisimi değiştireceğim ben bu arada. Haberin olsun. Başkasından duyma. Sakın. Ben değiştiririm gerekirse servisimi. Sen üzerini bozma. Okey. Kimdi o çocuk? Hangi çocuk? Annem görmüş sizi. Alara'nın doğum günü partisinde. Çok yakınlardı diyor. Önce konduramamış, bana da söylememiş o yüzden. Ama sonra görmüş, her şeyi görmüş. Saçını çekmiş çocuk senin. Kıpkırmızı olmuşsun sen de. Elma gibi kızardı yanaktır diyor. Partinin sonuna kadar takip etmiş sizi. Emin olmak istemiş. Ama üzgünüm dedi. Parti bitti. Montlar giydiriliyordu artık bütün çocuklara. Ve Ahu'yla o çocuğun bakışları birbirinden bir an için bile ayrılmadı dedi. Bütün bunları gelip böyle anlattım annen yani sana. Önce kızdım anneme. Paranoyaksın sen dedim. Yapmaz dedim. Ama sonra düşünmeye başladım Ahu. Ve taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı.
Annem beni hiçbir zaman sevmedi. Ve bunu da bana hep hissettirdi. Ama önemi yok. Geçti bitti çoktan. Bir dargınlığım da yok. Yarın öbür gün bir yerde karşılaşırsam yine sevdiririm yanağımı. Ama senin için üzgünüm. Ve yapabileceğim bir şey de yok maalesef. Gerek de yok belki de. Taşlar yerine oturmaya başlamış zaten senin için çoktan. Sen şimdi o çok kıymetli düşüncelerin dalacak ve kendi kafanda korkunç bir senaryo yazacaksın. Sonra da inanacaksın kendi kendine yazdığın senaryoya. Kafanın içinde beni bir yargılayacaksın, bir özleyeceksin. Bir yargılayacaksın, bir özleyeceksin. Ama ben hayatıma devam edeceğim. Kusura bakma. Madem taşları yerine oturtmayı bu kadar çok istiyorsun, o zaman gitmeden önce yaşadığımız güzel anlar hayatına. Son taşı da ben koyabilir miyim yerine izninle? Koy. Alara'nın doğum günü partisinde. Benim ve bir başka insanın bakışları birbirinden bir an için bile ayrılmazken sen neredeydin acaba? Hiç düşündün mü? Biraz da bunu düşün bence. Annen değildi beni izlemesi gereken Metin. Sendin. Ahu. Bir an bile gözünü ayırmamalıydın benim üstümden. Ama sen hep meşguldün. Düşüncelerinle meşguldün. Düşüncelerin var, senin kelimelerin var. Evet çok da güzel kelimeler. Beni de kelimelerine tavladın. Ama sonra bırakmalıydın kelimelerini. Kelimelerinle sevdin sen beni. Kelimelerinle boğdun. Şimdi de kelimelerinle yargılıyorsun. Kelimelerini özleyeceksin. Ayrılık şiirleri yazacaksın. Senin olsun Metin. Senin olsun bütün şiirler. Ben gidiyorum. Yazmayacağım. Söz. Bir şans daha ver bana lütfen. Çok geç. Yarım saat annem çağırır zaten. Doğduğun gibi geri dönmüşsün hani. Sonra yine çıkarmışlar seni. Portakal mortakal bir şeyler anlatıyordun ya. Bende yok bu böhem kafalar Metin. Ben bu hayata isteyerek geldim ve yaşamak istiyorum. Şimdi gidip ip atlayacağım izninle. Sen de burada ezik gibi oturma bence. Ya eve git ya da gelirimize katıl. Sen de oyna herkes gibi. Alaraların apartmanının önündeyiz.